Güler okulundan inşallah birer sınıfı orada almak isteriz. Peki arkadaşlar, hepimizin her gün gördüğü kağıtlar, değil mi arkadaşlar? Evet. Kağıtlar neler yapılıyor? Ağaçlar. Ağaçlardan. Elindeki kağıt parçası var. 30. Hayır. 17. Evet. Bir ton kitap için 17 tane ağaç kesiliyor. Diyelim ki arkadaşlar burada 4 tane sınıf var ve 4 ton kitabımız var. Kaç ağaç yapıyor? Fabrikaya gönderdik geri dönüşüme. Atık yağlar ne oluyor tekrardan? Hayır. Evet, makine yağı oluyor. Bir şeyin çöpe gitmesi kimin elinde? Bizim. Çöp kutusuna atarsanız çöp olur. Geri dönüşüm kutusuna gönderirsek geri dönüşüm olur. Peki siz burada ayrıştırırsanız bize kolaylık sağlayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Öncelikle okulumuzdan şimdi kutulara bırakacağız. Zaten vardır. Siz bunları bir kağıt üzerinden anlatacağım. Kağıdı bize geri dönüşüm hakkında bir sürü bilgi verdiler ve ayrıca geri dönüşüm kurumlarındaki maddelerin nasıl geri dönüştürüldüğünü söylediler. Atıyorum mesela metal atıklar bizim toprağımıza, havamıza ve suyumuza çok kirli olduğunu, cam atıkların ormanda bir yangına sebep olduğunu, plastiklerin toprağı kirlettiğini ve 299 ila 301 yıl arasında yok olmadığını bize söylediler. Sonra pillerin 6 metrekareye kadar toprağı etkilediğini ve bunları çözümlerini söylediler. Sağ olsunlar, bana da hediye verdiler. Bu projenin destekçisi Karaköprü Belediyesi Başkanı Metin Baydilli'ye çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber pilin doğaya verdiği zararlar, metal atıkların doğaya verdiği zararlar ve kağıt atıkların bizim sayemizde geri doğduğu ve ağaçların kesilmediğini öğrendik. Bunları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız ve bunların geri dönüşmesiyle bize geri gelir ve daha fazla ağaç falan kesilmez. Bugün Karaköprü Çevre Koruması ekibinin görevlileri bize bazı bilgiler anlattı ve bugün öğrendiğim şeyler pilin toprağa nasıl zarar verdiği, pilin toprakta kalma metrekaresi, ondan sonra atık yağların ne zarar verdiği, onun gibi türlü şeyleri bize öğrettikleri için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Atıklar çöp değildir. Geri dönüşüme atılması gerekiyordur. Geri dönüşümle ilgili anlattılar. Çöpe değil, geri dönüşüme atılması gereken kağıtlar, piller gibi vesaire eşyalar dediler. Geri dönüşüme atacağım kağıtları, kartonları, pilleri. Eğer artık kullanılmayacak bir hale geldiyse geri dönüşüme atacağım. Metal atıkları, cam atıkları, pil atıkları. Yani doğada çok zor kaybolduğunu ve doğaya çok kötü zararlar verdiğini öğrendim. Artık tabii bazı şeyler de geri dönüştürülemiyor. Onları çöpe atacağım ama geri dönüştürülebilen eşyalarımı da geri dönüşüm kutusuna atacağım. Bunlar geri dönüştürülebilen